hakkında bir fikrim yok. Adam bir kere bağış yaptı. Sanki böyle 20 milyon dolar atmış gibi gözüküyor. Ama öyle bir şey yok. Garip olaylardan bir tanesi. O zaman chat, selamlar. SCP'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, lanetli bir bağıştı abi gerçekten. Onun dışında King of Türkiye aramıza katılmış. Yusuf Aras ikinci ayında yine. Mors Bellator aramıza katılmış. Nefes Nefer Sefa dördüncü ayında. Hayırlı olsun abi. Nasıl katılıyoruz? Tişört çekilişine. Abi katıldım bile. Abone oldun. Yeterliydi bu. O zaman chat, hızlı bir şekilde camı kapatıyorum. Hop. Hadi bakalım. Küfür var mı? Abi küfür yok ama çok çok az arada bir olabiliyor. Küfür tercihim değildir. Yani onun dışında hadi bakalım. Her şey bu şekilde sıralı. Evet, eğlenceli olacak. SCP çok sarıyor ya. Ben SCP'nin tam bir manyağı. Yani tam bir, yani böyle hayatım SCP'lerle geçmişti. 2018 üniversiteye başladım. Üniversitenin ilk günlerinden sonra SCP seslendirmeleri yapmaya başladım. SCP'ler böyle, SCP'ler şöyle, çok fazla sarıyor ya. Yani böyle kurgu olduğunu bildiğin halde. Bu arada Adal kanalına tekrardan misler gibi bu tarz içerikler yapmaya devam edeceğim. O da hani söyleyeyim onu da, yani öyle bir olaylarda olacak. Onu diyeyim. O zaman hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Ha tabii biraz ucu boklu şeyler. Ben nerede uyuyacağımı, nerede şey yapacağımı bilmiyorum. O yüzden de böyle çok arada kalıyorum. SCP-538 Öklit. Yani araştırma sonucunda ne yapacağı bilinmeyen, belki tehlikeli olabilen varlıklara bu etiketi koyuyorlar. O yüzden de emin olamıyorum abi. Oğlum çok komik duruyorum lan, pijamalarımla gelmişim gibi. Fikrim yok. Ama insan geriliyor yani. Bu ne? O burada direkt... Hey, okey. Okey. Küçük örümcekler. Başka bir şey alabiliyor muyum? Örümceklerden kaçınabilmek için. Fenerim var. Fena değil. Ondan sonra... Ya bu bataryalardan hep alıyoruz. Ne işe yaradığını bilmeyip sonra atıyoruz ama... Neyse. Alalım. Şimdi bunların dışında da... Burada da ışık sistemi varmış. Bu ışık sistemi tam olarak ne abi? Bu... Bunlar kendi kendine bir şeyler mi yapıyorlar, anlamıyorum. Abi tek yiyeceğim yine boktan böcekler değil mi bu? Yine böyle boktan örümcekler. Ben bunları böyle yayla falan aradan vursam vurabilirim gibi geliyor ama küçükler de şimdi. Her yerden zıplayıp zing 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 indirirlerse ne yapacağımı bilmiyorum. Bence şöyle yapmamız daha mantıklı. Bu kapıyı boş verelim direkt olarak. Şuradan kaçayım ben. Direkt oradan bir delik açıp sonra geriye kaçacağız. Böyle. Boktan örümcek ama büyük ihtimal dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesi. Baksana adamlar oraya buraya atıyor. Atlıyor. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok gibi. Abi bir tanesi bile buradan girerse direkt kaçmam lazım ama. Tamam tamam tamam. Abi göremiyorum ki örümceği. Abi. Abi geliyor bana. Ölecek mi? Ha ölüyor. Tamam, iki ok da ölüyor en azından. Son derece zıplıyorlar ama. Evet, o bir tık sinirli abi. O bir tık sinirli. Onunla da bir sıkıntı yok. Peki ben bu adamlardan ne elde edebileceğim bu şekilde? Hep de yedikleri oluyor. Hiç emin değilim. Ha bak, yeri açtıkça korkum artıyor. Camın üstüne zınk diye gelecek birileri. Evet, iğrenç bir huylanma geliyor. Ne kadar Minecraft oynuyor olsak da bazen böyle bu tarz şeyler oluyor. Asıl olay orada. Asıl olay orada ve beni görenler de var aralarında. Neyse, ok olmasa hiçbir bok yapamayız bunlara karşı büyük ihtimal. Başka ne var? Tavanda da var şuralarda. Evet evet. Onlara bir ok atmaya devam edelim. Ama büyüteçle adamları avlıyorum ya. Şey, örümcek adam vs Ant-Man. Karınca adam. Hı-hı. Savaş sahnesi büyüteçle. Bunlar büyük ihtimal böyle 10 dakika falan zehirleyecek örümcekler. O yüzden okları at, garanti olsun. Hala tavanda bazıları yürümeye devam ediyor. O yüzden emin olamıyorum. Evet abi, etrafta dolaşanlar da var hala. Tamam, o bana geliyor. Sen onu ya abi. Afiyet olsun. Gerçekten bütün oklarımı, yani parmak kadar örümcekleri harcıyorum ya şu an. Korkumdan hepsi.
Hepsi korkumdan. Abi yok ya, biz bunlarla çok daha uğraşmasak mı? Sadece şu experience'ları almak istiyorum ve kaçacağım buradan. Yani çok ekstrem bir şey değil. Belki ısırırsa örümcek adam olurum falan böyle. Çocukken herkesin hayaliydi belki de. Böyle 2002 örümcek adam izliyorsun. Ondan sonra gelip de böyle örümcek. Beni ısırırsa belki örümcek adam olur. Ondan sonra gidip de böyle spazmlar geçirerek hastanede uyanıyorsun değil mi? Karadul ısırmış. Karadullar. 2 ay boyunca sizi kastıracak, kasılmalarına sebep olacak bir zehir salgılar. Büyük ihtimal ölürsünüz. Ama ölmezseniz de 5 ay boyunca yatalak kalıp sadece o harcadığınız enerjileri toplamaya çalışırsınız. Falan filan. O tarz şeyler. Olduğu kadarıyla. Aynen öyle. O ne abi? O normal örümcek mi, başka bir şey mi? Karga galiba. Evet, karga karga kak dedi. SCP-12. Euclid. Ne olduğu bilinmiyor yine. Koltuk. SCP. Ya bataryalar var. Alacağım bir şey var mı? Yok, SCP-148'den gına geldi artık. Birazcık toz duman. Ben şöyle bir aradan yol açayım da. Tamam. Tamam abi. SCP-12 ne acaba? Ölmek de istemiyorum. Bir gece olsun bari de. Ona göre girelim bir anda. Tablo mu? Yo. Belki başka tablo da olabilir. Hiç fikrim yok. Su içeceğiz. Su bol bol içeceğiz. Onda durum yok. Sıkıntı yok. İçelim şunu da. Şunu alalım tekrardan. Güneş nerede abi? Güneş birazcık daha böyle şey, müzik notası mı? SCP-12 müzik notası. Ha. Bana ne katkısı var abi bunun? Hiç fikrim de yok. Sadece biraz bekleyeceğim. Yatağımı buraya kurabilmek için. Yoksa kanlı bir kağıt. Bir mektup. Her şey deniyor abi. Ne olduğunu bilmiyorum. Durun bakalım ya SCP'nin direkt sayfasından. SCP-12. Neymiş? Kanlı, evet. SCP-12 bir gerçekten müzikmiş. Sınıf Öklüt. SCP-12 her zaman karartılmış bir odada tutulmalıdır. Eğer obje ışığa maruz kalırsa veya kızıl ötesi dışında bir ışık frekansı kullanan bir personel tarafından görülürse personel acilen akıl sağlığı taramasına sokulmalı. Obje zemin, duvarlar ve herhangi bir kapıyla arasında minimum 2,5 metre aralık bulunacak şekilde tavandan sarkıtılan demirle güçlendirilmiş bir kutuda tutulmalıdır. Yani buradan bulabileceğimiz, anlayacağımız şey abi, şu an bu şey bir kağıt, bir müzik yazılı bunun içinde ve kafayı yedirttiren bir şey. Ve ben şu an hala eşyalarımın garanti olması için eşyalarımı bir tarafa bırakacağım. Şu an hala günün batımını bekliyorum. Güneş tahminen aynen burada. Yaklaşık bir dakikaya güneş batacak. Onun için sıkıntı yok. Akıl sağlığını kaybet. Hadi bakalım. Güzel şeyler. Acaba okuyabiliyor muyuz? Çünkü ölme riskimiz var. Ben en son nerede doğduğumu bilmiyorum. Büyük ihtimal boku yiyeceğim. O yüzden emin değilim. Onun dışında anne. Evet. Anne selam. Anne. Ne oldu? Anne. Ya biri bana Doğukan diye uzun uzun yazınca garip geliyor. Annem şu an yayına gelip Doğukan diye yazdı. Efendim anne. Lütfen hızlı yaz. Çok geriliyorum. Kapıyı mı aç? Ha anne, tamam, kapıyı açayım. Ne bu, babam açmıyor mu? Allah Allah, geliyorum. Arkadaşlar, anneme kapıyı açıp geldim. Babam uyuyakalmış da. Annem de 10 saattir kapıda bekliyormuş. O yüzden şey yaptı. Doğukan, neredesin? Ne yapıyorsun? Ondan dolayıymış yani. O zaman biz uyuyalım. Uyuyalım. Bu arada 7000 kişi. Hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ediyorum buraya gelip destek verdiğiniz için, burada olduğunuz için. Huh. Bir koşu, kapı aç, gel. Hala evet. O evin 5-6 yaşındaki çocuğu... Yum, ben aynı şekilde devam ediyorum o olaylara.
O heyecanla. Öyle 21 yaşına gelmişim. Şey değil. Koşa koşa ya. Hani üst kat komşunuzun böyle pa 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 ayak seslerini duyarsınız ya küçük çocuğun. Ya yeter be dersin falan artık. İşte o çocuk ben oluyorum. 21 yaşında kocaman bir çocuğum. Neyse. Buraya bütün kayıt noktamızı aldıktan sonra ben şuraya bir giriş yapmak istiyorum. Ne bu? Şuradan girdiğim an yok olacağım değil mi abi? Baktığım an gideceğim. Evet. Bu ne şimdi? Direkt şey yapıyor ama. Merhaba. Hayır. 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 Ama ya hayır ya. Ben bunu alamıyor muyum? Atamıyor muyum? Şöyle atsam bunu. Buradan kazmaya çalış. Buradan vursam ona. Ağzını yüzünü şöyle kırsam. Yok abi. Yok 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 yok. Su koysam üzerine. Abi neden ben bu kadar çekiliyorum? Kıramıyorum da. Kıramıyorum da. Eşyalarımı ben nasıl alacağım? Eşyalarımı ben nasıl alacağım oradan? Yo hardcore oynamıyoruz biz bunu da. Evet. Bu bayağı büyük bir durum şu an. Hayır istemiyorum ama ya. Hiçbir eşyayı alamayacağım o zaman. Çok arada kalacağız abi. Dur abi belki şöyle aradan çok daha fazla beni ele geçirmediği bir vakit. Şöyle gitsem. Çatıdan belki kırabilirim evet adamı. Ya da şuradan eşyalarını hızlıca bakmayacağım adama. Tamam bakmıyorum. Yo adam baktırıyor kendini iyice. Tamam. Çekim gücü bak bak alınabiliyor. Çekim gücü hala böyle tam güçlü değilken alınabiliyor eşyalar. O yüzden sıkıntı yok. Hani şöyle ana temel eşyaları alayım da. Ondan sonra kaçayım. Abi yine aynısı oldu hayır. Tamam bundan kaçmanın yolu ne acaba? Böyle çektiğinde kırılamıyor. Galiba kazmayı alacağım. Ondan sonra hızlı bir şekilde kaçacağım. Zınk. Yukarıdan kazmaya çalışacağım büyük ihtimal. Işık lazım. Aa evet ışıkları kapamam lazım. Işıkları kaparsam anca alabilirim bir yandan. Çünkü bize dedikleri şey şuydu. Işığa temas etmemen lazım. Tamam okey. Tamam tamam. Işıklar. Bu o arkadaki ışıkları nasıl kapatabilirim ki? Karanlık bir odada tutulması lazım diyor çünkü. Altını kazarsan. Aa, evet evet alttan kazarak girmeyi deneyelim. Dur 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 dur. Şu eşyaları alabilecek miyim ama? Kazma o kadar yakın olmayabilir. Hızlı bir şekilde alacağım kaçacağım. Aynı şey. Aynı şey sıkıntı yok. Çekim alanına girmediğim sürece sıkıntı olmuyor o kadar. Tamam şimdi bizim ana kazmamız nerede? Bunlar bizim ana eşyalarımız değil. O yüzden sıkıntı yok. Büyük ihtimal öbür eşyalar şu tarafta bir yerde olacak. Şuradan baktığımda görebileceğim yerde olacaklar. Neredeler abi? Evet. Bir tık arkada çok fazla yığılma var. Ekmekler de orada. Ah tamam kazmanın olduğu yeri gördük en azından. Blok koy. Onu da deneyeceğim abi de. Elimle mi kassam acaba? Galiba şuradayken elimle kazabilirim. Ha evet bu bloklar o kadar da aman aman şey değilmiş. Gidip de en boktan SCP'ye kafa tuttuk ya. Yani daha ne olsun. Al abi şu eşyaları. Şunu al. Alttan kazarak gideceğim. Bakmayacağım. Ama bu SCP'nin tribiyle mi uğraşacağız bir de? Ben hiç uğraşamam o adamın tribiyle. Şöyle hızlı bir şekilde alttan hatta bizim öbür eşyamız nerede? Bütün her şeyi kazabildiğimiz. Buradan da eşyaları hızlı bir şekilde alıp kaçayım. Ondan sonra bir etkisi kalmayacak zaten. Şöyle. Hop hayır. Tamam çok ucu ucuna. Alabildim mi? Alamadım. Peki. Ben burada ekstra hala... Evet. Direkt dibinde. Tamam direkt dibindeyse en azından kazacağımız yeri biliyoruz. Şuradan girip kazacağım. Amele işi. Tablo mu bu? Hayır bir müzik. Hani şey gibi düşünmüşler büyük ihtimal. Böyle mitolojilerde deniz kızları size çok güzel şarkı söylerler. O şarkılarla beraber böyle sizi etkilerler ve sizi yerler. Bütün denizciler hatta kendilerini bir yere bağlarlar. Bu müzik de onun gibi bir etki bırakıyor. Direkt olarak sizi cezbediyor ve sizi çekmeye çalışıyor aslında gibi gibi. Şimdi bu şey nerede? Ben bayağı tam burası. Aşağıdan geldiğimde herhalde beni öldüremeyecek. Böyle olduğunda öldürebiliyor mu? Umarım etkisine kapılmam.
Evet evet evet, hayır evet. Dur, aradan hala şey var. Tamam, en güzel eşyamızı almışız en azından. Şu çok önemli. Hatta bir sıkıntı olduğu zaman önüme blok koyarak arayı kapatacağım. Daha mantıklı olur. Şurayı tamamen açıyorum şimdilik. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Hatta şu eşyaları ben görmeden şöyle kıra kıra toplayacağım ki o beni etkileyemesin. Hani bütün eşyalarımı buradan toplayıp kaçacağım. Mesela oklar önemli. Mesela şurada. Hızlı bir şekilde uyuma tulumları. Evet, uyku tulumları. Güzel. Büyük ihtimal başka da eşyam kalmadı öyle aman aman. Buradan çıkabilecek miyim abi? Evet evet, bir tık kendisine cezbetmeye çalışıyor hala. Ay bu baş dönmesi. Kova. Evet, hala en önemli şey kovamız. O nerede hala? Bunu atlattıktan sonra hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ha, aşağıda trapler var. Kova orada. Tamam, kovayı da alalım. Daha fazla riske atmaya hiç gerek yok. Ben deneyimledim bunu. Hiç bulaşmaya gerek yok. Eşya var mı? Var. Suyu al ve kaç. Daha fazla uğraşmaya hiç değmez. Çakı. Çakıyı boş ver abi. Çakı evet, işimize yarayacak bir şey ama evet, çakı da lazım. Her şeyi orada bıraktığımız için. Çakı çakı çakı. Çakı burada mıydı? Çakı neredeydi tam olarak? Çakıyı aldı mı ben? Yo, çakıyı almamışım. Çakı hala orada bir yerde. İçine girdiğim an yine çekecek çünkü. Ah burada burada. Tamam hop çekme. Tamam, çakıyı alacak alan var. Aa tamam. Önüme blok koyamayacağım kadar sıkıntıymış da. Backpack. Yok abi, backpack'i daha iyisini alamam. Son backpack'i alıp kaçıyoruz. Daha fazla uğraşmaya değmez. Cidden uğraşmaya değecek bir şey değil abi. Aldım mı backpack'i? Aynen aldım. Hadi kaçalım. Uğraşmaya değmez. Bu adam nasıl yok edebileceğini bilmediğim bir SCP. Roketler. 64 tane roketimiz var. Öbür roketleri boş ver. Zırhlara bakacak olursak. 3-5 bir şeyler var. Elytra'mız var en azından. Burada daha büyük bir çantam var. Onda da sıkıntı yok. Kafalığım var. Yani. Fena değil. Yani ucundan sıyırdık. Sıkıntı değil. Yok. Peki burası neresi? Önemli olaylardan bir tanesi daha. Kart var mı? Kart burada. O zaman level 5 kartımızı alalım. İçeri girelim. SCP-966. Bir Öklit sınıfı. Yani tehlikesi ne bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Gece görüşü takarak görebiliyoruz galiba. Ha. Bir dakika, yolumun devamında çıkmaz mı bir şey? Tamam. Gece görüşü takmam gerekiyor gibi hissediyorum çünkü. Merhaba. Hey. Selam. Aha. Aynen öyle. Aynen öyle. Merhaba arkadaşlar. Tamam, ben şunu bir çıkarayım da. Evet. Evet, tam olarak o. Abi düşünsene. Ben bu odaya giriyorum ve odada hiç kimsenin olmadığını düşünüyorum ve direkt buraya giriyorum. Direkt ağlardım ya. Şuna baksana, direkt ruhumun içine bakıyor bir de. İplere bak, bak bak bak. Oo bir dakika bir dakika. Evet. Zehirliyor hala, etkiliyor. O zaman ben şöyle çıkardığımda göremiyorum bu sefer. Göremiyorum. Peki ben bu adamları nasıl kullanacağım? Nasıl adamları öldürebileceğim? Ne yapacağım? Hiç fikrim yok. Gram fikrim yok adamlar hakkında. Gidip öldürebilirim herhalde. Yayla. Evet, yayla öldürebilirim ama bir yandan da korkutuyorlar. Love. Love'ımız yok. Love belli bir süre önce maalesef sıkıntılı bir şekilde gitti. Tamam, yemeğimiz var, yayımız, oklarımız çok fazlasıyla var. Onda sıkıntı yok. O zaman ben bir gece görüşü takayım da bir kendime geleyim değil mi chat? Tamam. Ben de korkmaya başladım bu arada. Haklısınız korkmakta. Çok sıkıntılı tiplere benziyor. Evet, sıkıntı baya. Oğlum senden ses gelince korktum bu arada lan. Kapatayım ben sesi. Kapatmamışım. Vah. 4 tane bir de. Bunlar az önce 2 kişi değil miydi? Gerçi bu kadar sıkı fıkı olduktan sonra üreyebilirler gayet normal bir şekilde. Aman aman.
Aa evet, mining fatigue veriyorlar. Kazamıyorum. Kazamıyorum. Adamlar bildiğin duvarları kazıp kaçamamam için efekt veren tiplerden. Yani hiç hoş tipler değiller. Ben şu aradan oklamaya çalışsam sizi. Şöyle. Lütfen. Umarım yani burada eşyamı kaybedersem gram alabileceğimi sanmıyorum. Peki ben şuradan direkt camları kırabilir miyim? Şöyle. Tamam, kırabiliyorum. Tamam, daha fazla aşağı inmem en azından. Şöyle bir deneysel takılacağım. Ay oyunum çökme. Ay oyun dondu, ben korktum. Abi oyun donma. Oyun donma canım. Adamlar galiba gerçekten bilgisayarımın içine işliyor şu an. Her vurduğum zaman bilgisayarım 3 FPS. Tamam, özür dilerim ya. Tamam bir şey yapmam. Ay tamam, bilgisayarımdan ne istiyorsunuz? Ya kardeşim ama ya, sen de şimdi... Al başladık. Yine başladık abi. Bu 3 FPS olayları. Mod paketinin illeti. Tamam arkadaşlar. Bu SCP çok güçlü. Buna bulaşmaya hiç gerek bile yok abi. Hiç gerek bile yok. Bilgisayar gidiyor. O zaman şöyle yapalım abi. Direkt kapatıp açalım oyunu. En mantıklısı. Ya bir şey yok büyük ihtimalle. Arada bir yapıyor. Şöyle kapatıp açmak en iyisi. Belki de çökmüştür. -1 FPS. Sıkıntılı. Evet hala öyle. Tamam. Oyunu kapatıp açacağız. Hiçbir sıkıntısı yok. Yaklaşık 30 saniye falan alacak. Sıkıntı yok. Böyle şeyler oluyor arada bir. İşlemci bozan SCP. Abi güzel, eğlenceli ama ya, eğlenceli. Böyle nazar boncukları bak. Bu hiçbir sıkıntı yok. Bu önceden doğmuştu. Kapatıp açınca tamamen düzeliyor. O zaman SCP paketini ben şuradan tekrar bir açayım. Buradan bir yardırayım. Mesela gel abi. Tamam, buradan yardıralım tekrardan. Quick CPU indir. CPUindir.com. Öyle bir şey var mı acaba? Vardır illa. Bilgisayar gidiyor. Ya benim bilgisayar bu şu sıralar çok tripli zaten, biliyorsunuz benim bilgisayarımın ne kadar tripkolik bir şeye dönüştüğünü, çok fazla tripkolik şeyler yapıyor. Onun için de Guvenovali 2. ayında Botan GG, 3. ayında Necati 666, 5. ayında Dark Light, 3. ayında Emir Kaan Koz, 2. ayında Steops, 4. ayında Yusuf P7, 4. ayında onun dışında Bambu Yiyen Berkay Prime kullanmış. Bazlam Adam 6. ayında Yavont 08 Prime kullanmış. Kranos Prime kullanmış. Splashy 7. ayında abi. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. Bu arada abonelikler ilk ay Prime'le bedava. Öbür aboneliklerden alacaksınız da %20 ucuz. Yani September'dayız. Daha ucuza alabilirsiniz her şeyi. Çok gayet güzel. Sıkıntı yok o yüzden. Yani çekilişe katılırsınız. Yarın başka bir çekiliş olacak. SCP'ye de devam etmeye çalışır. Yani devam edeceğiz. Tamam. SCP sıkıntısı düzeldi. Ben daha fazla o adamlarla bulaşmamam lazım büyük ihtimal. Şuradan direkt çık abi. Bir de bu kapıdan girseydim direkt bok yiyordum. O büyük sıkıntıydı. İstediğim bir şey değil. Şimdi bizim şöyle video settings'i biraz arttırayım. 17 falan olsun. Biz yatağı buraya koyduk değil mi? Aynen öyle. Hızlı bir şekilde yatağı çalacağım. Kendi yatağımı çalacağım şuradan. İleriye bir yere koyayım ki uyuyabileyim. Öyle bir şeyler yapayım. Yani öldükten sonra oradan tekrar geliriz diye düşünüyorum. Tüm bunların dışında umarım adamlar bana şu an musallat olmamıştır. Evet. Mining fatigue var. Baya şu an adamlar musallat oldu bana. Ayrılmayacaklar böyle. Etki devam edecek. Süt falan içmem lazım. Ha, içeyim. Sütte bir sıkıntı yok ki. Süt gayet normal. Al. Evet tabii, toprağı kırmak da uzun sürüyor ama. Canım senin sütünden bir içeyim. Geçmiyor. Anladım. Oy. Tamam. O zaman bitmek bilmeyen bir mining fatigue'ye tabi tutulmuş. Hayır. Seni son anda gördüm aradan. Şu araya kaçayım. Şimdi yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım da başka bir SCP'nin yanına giderken. Ne yapıyor? Hala Türkiye Atatürk'ündür diye duruyor orada. Oğlum ne öklit lan bugün? Öklit. Yok Pisagor. SCP-573. Bu ne abi? Ben ayrıca tam olarak burada uyuyayım da.
Ha burada yaratıklar var galiba, hızlıca uyuyamıyorum. O zaman şuradan şöyle şurada uyumayı deneyeyim. Yine mi uyuyamıyorum ben? No abi lütfen. Chat. Bir şey söyleyeceğim. Ama gerilmeyin. Chat bir şey diyeceğim ama gerilmeyin. Tamam. Şey sandım. Gece görüşünü taktığımda göreceğim canavarlar etrafımda. Peşime takıldılar falan sandım. Yok, öyle bir şey değilmiş. Sadece galiba başka bir şeyden uyuyamıyorum. Onun dışında kötü şans falan gelmeye başladı oğlum. Ne oluyor bana? Evet. Evet abi. Bad luck geldi şimdi. Kötü şans geldi. Korkuttum sizi ama chat. Üzgünüm. Şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Gitgide daha mı zorlaşıyor her şey? Galiba bir gidip ölmem lazım. Gidip ölmem her şeyi düzeltecek. Ama ölürsem de hiçbir anlamı kalmıyor. O zaman bayağı boku yediğimizi söylüyorum ben size. Bayağı bir boku sağlam yedik. Burada etrafta yürüyen bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorum yine. Kapıyı kırayım ya. Bu kapı kırma olayı üzücü oldu. Galiba bu benim bünyemi etkilemeye devam edecek. Efektler görünmüyor. Evet, efektler görünmüyor da çok fazla efekt verdi orada. Kamera açımı değiştirince sarmıyor ya bazen. O yüzden bu şekilde devam edeceğim. Kapıyı aç. Hayır, kapıyı açacağım da gizli bir adam bir direkt gelirse diye. Gerçi burada sıkıntı yok mu bu kadar? Burada mı? Sıkıntı. Merhaba. Tamam, burada da şey yok. Ben hangi yöne gideceğim? Burası mı? Emin olamıyorum. Burası da olabilir. Ben şöyle mi yapsam? Hayır, suyu değil. Şöyle koyacağım bunları. Ne olur ne olmaz. Kapıyı açacağım. Aradan bakacağım. Olduğu kadarıyla. Biraz güvenceye almak lazım. Yani. Oradaki siyah şey mi bu arada? O normal bir yaratık da olabilir galiba. O normal de olabilir. Hiç fikrim yok. Aa evet, bu normal normal. Tamam, ben de bir şey sandım. Gel abi. Ağzını yüzüne patlatabilir miyim? Aa, duvar etkilemiyor. Nerede abi o adam? Gel. Gel. Öl artık, öl. Abi ölecek mi? Aa! Aman. Abi. Teşekkür ederim. Ve merhabalar. Merhabalar. Uyuyamıyorum. Selam. Selam. Bu ne abi şimdi? Bir SCP. Merhaba. Abi, ölürsek bok gibi bir yerden başlayacağız. Nereden olduğumu bilmiyorum. O zaman uçarız diye 931. Ben buranın koordinatını bir şekilde yazayım bir yere de. Nereye yazacağım? Şuradan bir A4 çekeyim. Gelebilmek için. 931-314. Ölürsek buraya geleceğiz çünkü. Tamam, kemik SCP'si. Kalsiyum aldın mı canım benim? The Pied Pipe. Bu boru abi. Kemik değil bu. Dur, dur, bir şey. Hayır, lütfen. Bu boru bir şey. Flüt bu. Hayır. Flüt de abi. Ne bir garip sesler çıkarıyor, bir şey çağırıyor büyük ihtimal. Dur. Ben bir dışarı çıkacağım. Dışarı çıkıp güzel bir şekilde yukarıda çıkacağım. O zaman çalacağım. Arka bir şey geliyor. Gözlüğü takarsam bu gözlük çok korkutuyor. Tamam, gözlükle alakalı bir şey yok. SCP'lerden birini çağırıyordur muhtemel. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Burada birkaç yer daha var. Bu arada burası geniş bir yermiş. Bu ilk geldiğimiz yerlerden biri.
Ama peki buradan nasıl çıkacağım abi? Burayı kazacağım artık. Burayı da kazamıyorum ki. Şu nedense çok zor kazılıyor. Bekleyeceğiz artık. Olur böyle şeyler. SCP'li köyün kavalcısı arkadaşlar. Aynen öyle. SCP'ler gelecek böyle. Hani böyle tatlı yılan deliğinden çıkarır. Flüt çalarlar. Yılanları çıkarırlar deliğinden. Böyle yılanlar böyle pss, dans ederler. Ya ben de SCP'leri böyle şey yapacağım. SCP'li köyün kavalcısı. Adal adam be. O zaman ben kaçıyorum buradan. Ha ne olsun. O zaman seni şöyle alabilir miyim beyefendi? Aynen. Size şöyle alayım. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Tamam ben artık bir şekilde zırhlarımı falan giyip bir yerlerden kaçmaya başlasam iyi ederim. Burası neresi? Kapat. Burada hayatta kal abi. Abi ne oluyor bana? Oha bir şey oluyor bana. Abi. Mide bulantısı falan geliyor arada bir. Bu ne biliyor musunuz? Uykusuzluk. Bu bir uykusuzluk chat. Yani şu an bize olan şey az önce sadece gece görüşüyle gördüğümüz SCP'den gelen bir şey. Çünkü hani kabus falan görmemizi sağlıyor ve biz o yüzden uyuyamıyoruz. Flütten de mi oluyor? Ya flütten değil bu. Bu ilk baştaki efektlerden birinden. Tamam lan hadi. SCP'li köyün kavalcısı. Çuf çuf çuf. Tren gidiyor. Çuf. Çuf. Bir şey olmuyor. Bu böyle ne boka yarıyor acaba? Koyun çağırıyor. Yok koyun çağırmıyor abi. Ne yaptığı hakkında gram fikrim yok. Yatakta da uyuyamıyorum. Ya o zaman ben ne yapacağım, ne edeceğim fikrim yok. Ben sadece o zaman olabildiğince hayatta kalmaya çalışayım. Yavaşlık da veriyor. Kaçamıyorum da bunlardan. Aynen abi, bu adamlara da vuramıyorum. Mükemmel aktivite. Mükemmel aktivite. Ya acaba o adamları öldürürsem? Diyecekken öldük. Daha ne olsun? Acaba adamları öldürsem etki ediyor muydu bu şekilde? Biraz üzücü oldu. Ama en azından efektlerden kurtulmuşuzdur ya. Ben ona seviniyorum. Şimdi şu şekilde geldiğimde yaklaşık olarak birazcık daha blok gittiğimde şurada bir yerdeymişiz. Sıkıntı yok. Aha. Aynen burada bir yerde öldük. Nerede öldüm ben? Eşyalarım burada bir yerde olması lazım. Aha da burada öldüm abi. Efektlerden kurtulduk diyelim ya. Efektlerden kurtulduk. O zaman game mode 0 diyelim abi. Bunu şöyle alayım. Şu şeyi neden yapamıyorum? Neden yapılmıyor? Caps game mode 0 abi. Ay 9 yaptım. İyice bir şeyler boka sarıyor ha. Bu adamdan illa evet evet güzel yanı. Artık yemekleri yani o efektlerde yokuz. Efektler gitti. Kötü bir etkisi olmadı gerçi. Tek herhalde experience'larda falan bir sıkıntı oldu. Silahlarımı da alayım da. Benim silahım nerede abi? Sen şunu alayım. Kafana bir tane yapıştırayım. Creeper'ım sen de gel. Kafana bir tane yapıştırayım. Biz. Bu kadar. Tamam şimdi giyinmek. Aksesuarları takmak gereği kalıyor tekrardan. Tamam yemekler hazır. Bu SCP'de bol bol ölmek var abi zaten. Biz bunu bile bile buralara kadar geldik. Önemli olan ölüp pes etmemekti. Pes etmeyeceğiz de. Tamam bütün eşyalarım bu mu? Sanki bir kazmam eksik. Karga bir şeyler çalıyor ama. Kargalar da çalmış olabilir gerçi. Hah tamam. Kimse bir şey çalmamış. Suyumuzu da alalım. Güzel. Fena değil. O zaman yine SCP'lerden devam ediyoruz. Burada bir SCP var çünkü. Tabii o kadar fazla SCP var ki ben neyin nerede olduğunu algılamıyorum şu an. Hadi bakalım. Flüt. Flüt burada. Flüte daha fazla değmeyeceğim. Flüte uğraşmaya değmez. Bir de yatağımız vardı. Son olarak yatağı unutmuşuz sanırım. O yatağı da alalım. Sonra her şey bitiyor. O yatak nerede? Şuralarda gözükmüyor ki. O yatağı boş bir yere de koymuş olabilirim az önce. Hatırlamıyorum kaçışmalarda.
Neyse ya, biz en azından uyku tulumumuz var. Uyku tulumu yeterli. Pam pam param pam. SCP-573. Aha tamam, buradan geldik. Buradan devam edeceğim. Coin'lardan falan da alırım ya. SCP'nin yanında mıydı? Aman olsun, boş ver. Sıkıntı yok. Koordinatla devam ederiz. Koordinatla devam ederiz şimdi. Burası önemli olan. Gel abi. Ha bak, bu güvenli. Sonunda güvenli. Öklit 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 öklit. Nereye kadar? SCP-997. Aynen öyle. Peki ben şu kartı alıp şöyle açsam. Biraz direkt dalıyorum ama. Bu arada SCP'nin yanına uçmam. Burada ok alınır. Ok yine alınır. Bayağı ok olduğuna göre uzak menzille öldürmem gereken bir şey de olabilir. Ve son olarak. Çok geriliyorum bu kapılar. Çok geriyor. Merhaba. Selam. Hiç ben bunu düzgün bir şey gibi görmüyorum abi. Bu ne abi? Nargile mi? SCP nargile. Gerçekten nargile olabilir mi? Bir lamba deniyor. Ya lamba deniyorsa ya kör edecek ya başka bir şey. Olan Giran hep bize girebilir mi? Giran hep bize girebilir mi gerçekten? Lamba. Lan SCP lambacığım, dostum ne yapıyorsun? Vermin Suppressor. Ne oldu hakkında fikrim yok. Bazen SCP'ler hiçbir şey yapmıyor. SCP, bir dakika. SCP neydi bu? 997 miydi? Evet. Lambaymış. During testing process involving blah blah recommended the object left unplugged while not activated. Bunu ilk önce aktive etmemiz gerekiyor. Tamam. Ettim abi. Lütfen bir şey yapma. Ay, blok geldi, ondan korktum. Ne yapıyor bu? Ben bunu ok atınca aktive mi ediyorum acaba, böyle saldırı falan yaptığımda? Yo. Ben de anlamadım. Aktif değil. Aktifleştirelim abi. Nasıl aktifleştireceğim? Çantamda var mı bir şeyler? Şu çantaya bakayım, aynen. Şu bloklar. Bu bloklar önemli. Şöyle aktifleştirsem. Oğlum daha ne aktif olsun ya? Garip. Böcek mi çağırıyormuş bu? Pek emin değilim. Güç verdik. Daha ne verelim o. Kaçak elektrik. TEDAŞ'a şikayet. Dostum. Alo SCP. Bunu gidip de yani anneannemin vazosu olarak kenara koysak hiçbir şey olmaz. Batarya. Aa evet, batarya mantıklı. Batarya. Kullanabiliyor muyum ben bu bataryayı bir şekilde? Atsam üzerine. Kullan lan. Yok abi. Umurunda bile değil. Kırmayı da denedik. Sağ tıklamayı da deniyorum. Yok. Yok abi. Gidip anneanneme hediye edeyim bari ya. Böyle vazo falan. Bu neden SCP'sin sen? Dur, bunu araştıracağız. Biz elimize bir alalım bunu. Fener. Bir dakika. Fener tuttuğum zaman da bir şey oluyor olabilir. Belki. Bazı SCP'ler fenere göre takılıyor çünkü. Dur abi. O zaman şöyle feneri alıp feneri açıyorum. Evet, fener açmamın da bir anlamı oluyor mu? Anlaşılmıyor. Merhaba. Yok abi. Işığı kapat. Her şeyi deneyeceğiz bu adam için. Al, ışıkları da kapatayım abi. Işıkları da kapatayım. Bu koruma güvencesi olarak değil mi bu ışıklar, o yüzden. Kır abi ışıkları. Lütfen jumpscare bir şey çıkma be. Yok. Hayır. Yok abi. Bu hiçbir şey olmayan vasıfsız bir SCP. Benim anladığım bu. Bazı SCP'ler şey olmasına gerek yok. Bir dakika lan, bu vazo gibi. Flüt çalsam ne olur acaba? Yılanı deliğinden çıkaracak mıyız? Tamam abi. Bu boktan flüt bana o efektleri vermiş. Yavaşlık yedik. Lütfen daha fazla bu flütü çalmak istemiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben seni çalacağım abi, vazocuğum. Böyle SCP olmaz olsun. Kendini utat.
Yani burada kaç bin, 7000 kişi seni izliyor kanka. Yani SCP'sin. Vasfın yok ya, güvenli. Evet. Ya SCP olarak şey demişler yani. Güvenli bir SCP yapalım, ne yapalım? Büyük annemin vazosunu yapalım. Bu kadar. Başka hiçbir olayı yok. İyi bari. O zaman artık şöyle uçma zamanımız geldi bizim. Etrafta uçup bir şeyleri araştırma zamanımız geldi. Bakalım şimdi ne bulacağız. Biz buraya geldik, buraya geldik. Oraya gitmedik galiba. Çok fazla araştırdık ama. Burayı araştırdık diye hatırlıyorum. Buranın üstü zaten kırık. Ama buraya ellememişiz gibi duruyor. Buraya ellememişiz gibi duruyor. Tamam. 538 SCP. Yok, ellemişiz, ellemişiz biz buraya. Ona ellenmiş. O zaman buraya mı ellenmedi? Galiba buraya ellenmedi. Buradan yardıralım. Aa, Flint and Steel'la yakmayı dene. Şu an stoğumuzda var mı öyle bir şey? Var. Tamam abi, deneyeyim. Senin için deneyeyim şöyle. Zınk. Yok abi. Bana mısın demiyor. Tepki sıfır. Bu SCP birazcık daha araştırmak lazım. Birazdan internetten bile bakarız aslında. Tamam. Hadi bakalım yeni SCP. Yine bataryalar, yine borular ve bir sürü evrak işleri. Kim sever evrak işleriyle? SCP 902. Keter. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aa. Bir dakika. Garip bir ses geliyor. Bir dakika. SCP kaçtı bu? SCP 902. SCP 902. Ha, var. SCP 902. Keter. SCP 902 Arktik Üst Teyata 12'ye gönderilmiştir. Bu sitedeki tek SCP'dir. Bu sitede 50 adet güvenlik personelinin oluşturduğu bir takım çalışır. Şu anda SCP 902 üzerinde hiçbir araştırma yapılamamaktadır. SCP 902 hakkında sayısı dışındaki bilgi sadece seviye 3 ve 6 çalışanlarla sınırlandırılmıştır. SCP 902'nin varlığının bilgisi sadece birkaç kıdemeli çalışanın bilmesi zorunludur. Yani bu kadar demişler. Açıklama. Kabaca yetişkin bir insan kafası boyutundaki bir kutudur. Ölçüleri 30 santim, 15 santim, 19 santim civarlarındaymış. Neredeyse 60 yıldır vakfın gözetiminde bulunsa da kabaca 30 yıl önce kullanılan türden bir cephane kutusudur. Yani SCP-902 kurşundan yapılmıştır ve içerisindeki eşya bileşimi bilinmemektedir. Eşya bilinmiyor. Geri sayım yaptığını, evet, sürekli bir tikleme sesi gelir ve bu tikleme sesinden dolayı da insanlar şey diyormuş, bir saat var. Yes. SCP-902 bir cephanelik ama bir yandan da bir saat. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz galiba gerçekten. Gibi gibi. Selam. Aa, burada da değil. Daha devam ediyor bu. Şuradan al abi. Evet sen. İşte yapmıyorsun değil mi? Cephanelik çünkü bir de bu. Bir yandan korkuyorum. Dur. Koordinat alalım. 669-235. Burada ölmek istemiyorum çünkü. Ölmek istemiyorum burada. Cephanelik. Açtım. Hayır, kaç kaç. Abi. Bomba falan patlamayacak değil mi? Patlamaz herhalde. Oğlum saatte bomba değil. SCP'nin kendi sayfasında az önce okudum size. Adamlar da ne olduğunu bilmiyor. Sadece SCP'yi bulmuşlar. O kadar. SCP bulmak dışında hiçbir şey yapmamışlar. Dur abi, bir şey olursa diye şöyle ekstra bakayım. Merhaba. Abi bu kadar. Oğlum sen nasıl SCP'sin? Chat. Bu şey. Bu bomboş bir kutu. Yani SCP vakfı da bunu ne olduğunu çözememiş. Az önce okudum açıklamayı. Bir cephane kutusu. Eski bir cephane kutusu. 50-60 yıl öncelerinden. Ama tik tik sesi geliyor. Saatli bomba gibi. Başka hiçbir olayı yok. Vur. Kır. Bir şeyler yap. Arkadaşlar kocaman bir SCP'yi. Evet. Son geri sayım adında bir SCP. Arkadaşlar çantama bir sürü SCP sokmanın ne kadar mantıklı veya mantıksız olduğuyla alakalı bir şey konuşabilir miyiz sizle? Her SCP'yi kıramam arkadaşlar. Lütfen.
Chase sandı. Yani bir SCP ve Chase sandı. Üzücü oldu. Üzücü olmuş. Daha doğrusu merhaba. Allah'ım yolumu kaybettin. Tipe bak. Şöyle alalım seni de. İlginç adamlar. Vallahi ilginç adamlar. Aa, bence bir lanetle çıkacak. Alıp durma. Abi en azından ne yaptığımızı hemen hemen biliyoruz. Şimdi elimizde ne işe yaradığını bilmediğimiz bir vazo var. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Vazo belki. Bir tane Chase sandığı var. Ses geliyor. Ne sesiymiş, çok korktum. Tamam neyse. Ben şu an bir vazomuz var, bir de Chase sandığımız var. Ne olacak acaba bir sonraki? İlginç şeyler oluyor. Bu ne? Aile restoranı gibi. Dur. Aynen değil mi? Çok güzel abi. Gerçekten çok güzel. Yani daha ne olabilir ki? Bu ne abi? Burada bir SCP var büyük ihtimal. Hiç fikrim yok. Gece görüşünü... Aa, gece görüşünü almamışız biz. Yataklarda bir şey var o zaman. Aa, burada da bir şey varmış. Çok korktum ya. Bu ne? Ha. Yurt odası. Bu benim eski yurt odamdan daha geniş. Öncekinde gerçekten bir yatağım vardı. Bir masam vardı. Bu göt kadar. Apart. Herhalde yani arkadaşlar bilmediğimiz şeyleri atmamak lazım ama bu ne? Penesi. Ne da nasıl okun? SCP-500. Bakayım abi SCP-500 ne yapıyormuş? Bilgilenmekte fayda var. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza hemen atmayın. Hızlı bir şekilde şuradan yazabilirsem SCP-500. Neymiş bu? SCP-500 güvenli. SCP-500 parlak ışıktan uzakta, soğuk ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Yanlış kullanımını engellemek amacıyla sadece 4. seviye güvenlik tavsiyesi bulunan personellerin SCP-500'e erişimi vardır. SCP-500 an itibariyle 47 kırmızı hap içeren küçük plastik bir kutudur. Bu haplardan biri ağız yoluyla alındığında bireyi yaklaşık 2 saat içinde muzdarip olduğu tüm hastalıklardan iyileştirir. Ancak kesin zaman hastalığın ağırlığı ve hastalık sayısına göre değişmektedir. Uzun denemelere rağmen bu haplara aktif maddesi olduğu düşünülen bileşinin daha fazlasını sentezleme yönündeki tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yani bunu sentezlemeye çalışmışlar ama başarılı olamamışlar. Hadi bakalım. Bunların daha alabiliyor muyum? Abi yani arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum. Rastgele bir depoda buldum. Hapları atmalı mıyım bilmiyorum. Beleş can. Oğlum bunun yan etkisi olmasın şimdi. Hani böyle olmasın. Kalkmaz falan hani. Bir şey var bunun. Bir sıkıntısı var. Kimse size böyle hap vermez abi. Bir sıkıntısı. Ne olur? Bir tane hüpleteyim mi? Chat. Korkuyorum ama ya. Yine şöyle 659'a eksi 121. Şöyle yapayım da. Hadi hüpletelim. Neymiş? Hayır. Kendi kapatmaya başladı. Evet. Kendi kapattı. Olur böyle şeyler. SCP paketi yine çöktü abi. Ben de buradan okuyordum SCP'nin kendi sayfasından. Çok güzel oluyor ama. Bayağı güzel oluyor. Pa 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 parara. İşaret bu. Yok yok yapacağız. Sıfır sucuk sever. 5. ayında FYXLY Prime kullanmış. JPMR 8. ayında. Adadan abone yenilmeyi unutmuşum. Şimdi yenildim. Çekişe dahil olamıyorum değil mi demiş. Oyun çekilişine dahil oluyorsun abi. Sıkıntı yok. Her türlü çekiliştesin zaten. Her ay yapıyoruz. Kepurlak 7. ayında. 61.55 Erdem. Prime kullanmış. Orhan Y54 6. ayında. Ece X22 4. ayında. Knight Ray Just 2 Prime'i kullanmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Onun dışında chat. Bugün bu çekilişin sonuçlarını birazdan açıklayacağız yayın ilerleyen kısımlarında. Üzerine de bu tişört çekilişi, yeni bir tişört çekilişi yapıyoruz. Yarın açıklayacağım onu da. O da çok güzel tasarım olan, böyle her yerde giyebileceğiniz güzel bir tasarım olacak. Öyle. Yani.
Katılabilirsiniz. %20 indirimli özellikle şu an bütün abonelikler. İlk ayda Prime'da bedava, daha ne olsun diyorum. O zaman buradan yardırmaya devam ediyoruz abi. Güzel. Ne zaman olacak? Ya yaklaşık yarım saate falan. Çünkü çok sarınca böyle şey oluyor. Hadi bakalım. Tamam, 17'de aldık bir tane hap. Aldı mı ben bir hap? Alamadım galiba. Alamıyorum abi hapı. Çünkü kullanacak şu an açlığım falan filan yok ya, ondan dolayı. Ama dediğine göre tüm derdim devam gidecekmiş. Öyle diyor. Abimiz öyle diyor. Ben abime güvenirim yani. Onun şunu şöyle biraz ayarlama falan yapacağım. 3-5. Tamam, yine SCP'lere daha iyi bakabilmek için. Bu ne abi? Aha. Güvenli bir SCP daha. SCP 524. Orada şunu bir F3 P'leyim de. F3 P'ledikten sonra ha. Şimdi nereden bakacaktık? SCP 524. Umarım Türkçesi vardır. Aa! Oha lan, tatlıymış bu. Güzel. SCP 524. Güvenli. Özel saklama prosedürleri, iyi doğası nedeniyle bu SCP için çok az güvenlik gereklidir. Daha yaygın bir şekilde Walter olarak bilinen SCP-524 bölgedeki herhangi bir önemli maddenin kazara hasar görmesini önlemek için gözetim altında tutulmalıdır. Bir personel üyesinin doğrudan bakımı altında olmadığında SCP-524 mevcut bakıcısını herhangi bir kaçış konusunda bilgilendirmek için içine sensörler yerleştirilmiş, kabaca 5'e 5 metrelik özel olarak tasarlanmış bir kafeste tutulmalıdır. Bir tavşan abi bu. Bildiğin evde bakacağım bir tavşandan bahsediyor şu an. İyi, güzel. Tavşik. Güzel bir tavşik. Ne yapacak bu tavşik? Öldürmez herhalde bizi. Gideyim bakalım. Üzerimde tavşanları vardı. Ama çok pis kokuyor tavşanlar. Neredesin? Buradasın. Tipe bak. Ben şimdi sana yemek falan verebiliyor muyum? Ya da beni falan yiyormuş. Kolumu kopuyor. Bir film var böyle. Atlayıp bu bütün şövalyeleri öldüren bir katil, bir tavşan var. Onun gibi şey değildir herhalde. Abi ne olur ne olmaz. Yeni koordinatlar 602'ye -80. Değil mi? Alalım. Tavşik selam. Ne yapıyorsun? Tipe bak. Oğlum sen nasıl bir SCP'sin? Ay hareket edince korkuyorum ama bir şey olacak diye. Bu bizim tavşan. Bizim olsun, alayım ben bunu. Gel lan. Kerata. Kim seni neden tutuyor? Arkamı bir dönüyorum. Kocaman kaslı bir şey dönüşmüş değil mi böyle? Tutuyor beni kurtlamdan. Diyor, boğuyor beni. Şimdi korkuyorum bir yandan. Lütfen boğma beni. Yo, hala orada masum masum duruyor. Peki bu ne? Bu girdiği ara falan mı? Selam. Hiç fikrim yok. Korkutucu. Kaçırayım abi direkt. Gel gel gel. Hatta direkt arkayı kazıyım. Şöyle bir girelim. Merak ediyorum, acaba bunu yok etmeye çalışsam ne olur? Gel lan. İki kat bir de koymuşlar şuna bak. İki kat koymuşlar. Öldür, vursana arkadaşlar. Bu tavşanın lütfen masum olduğunu. Çok tehlikeli bir tavşan olabilir bu. Götümü yiyebilir. Elinle vur. Ya tipe bak, bu masuma ben nasıl vurayım? Vur kaç. Arkadaşlar siz cani adamlarsınız, biliyorsunuz değil mi? Sırf siz canisiniz diye yapacağım onu. Ben olsam vurmazdım. Tipe bak. Adam hoppidi hoppa. Hoppidi hoppa gidiyor yani. Ya dişim şok. Hala içinden bir canavar çıkmasını falan bekliyorum ben bunun. Yani. Şöyle yapalım. Lütfen kafama zıplayıp bir şeyler yapma. Hala bana bakıyor lan. Bu sevdi beni ya. Evet, siz gerçekten manyak adamlar. Özür dilerim. SCP! Vakfın kurucusuyla görüşmek istiyorum. Bu tavşanı neden buraya koydunuz abi? Açıklama. Oritolgus cuniculus türünden yaygın beyaz bir tavşandır. Vücudundaki simetrik siyah benekli beyaz kürküyle ayırt edilebilir. Tüketilebilir olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir maddeyi tüketebilme yeteneğini göstermiştir. Tüketme şekil abi, istediği her şeyi yiyen bir canım. Arkadaşlar. Bunun hiçbir zararı yokmuş. Bu tavşan sadece radyoaktif şeyler çiğniyormuş.
Gerçekten. Tavşanın tek özelliği normal tavşanın üzerine 7 radyoaktif şeyleri yiyip, üzerine cam parçası yiyip, istediği ayakkabı, lastik yiyip doyuyormuş. Böyle bir tavşanmış bu. Ya biz bu adam yani istediği... Ya ben de çer çöpümü atardım, yaşar giderdik. Bu adam bu kadar masumken gidip bu adamı öldürdük ya. Ben vicdan azabı çekiyorum şu an. Baya. Olur böyle şeyler. Aa 19, biz buna girdik. O zaman arkadakine gidelim bakalım. Büyük bir vicdan azabı. Doğukan adam. Doğukan Adel. O zaman anlamıştık. Küçük masum bir tavşanı öldürdüğünü. Hala. Tehlikelerle dolu bu dünyada bazen iyiliğin olduğunu, bazen bir umut kırıntısının beslenebildiğini o anda fark etmişti. Yani her zaman kötülük yoktu bu evrende. O zaman bazı şeylerin farkına varmıştı. Bazen bazı SCP'leri bırakması gerekebilirdi. Ve aha bir yere geldik abi. Burası ilginç duruyor bu arada genel olarak. Hadi bakalım. Kesinlikle iç içici duran bir yer değil. Onu söyleyeyim. Hani böyle lütfen girme buraya dedirttiriyor. Daha ne olsun? Lütfen girme dedirttiriyor. Selam. Düşündüğüm şey. Bir dakika, düşündüğüm şey mi? Ben hala Adal kanalında bunun videosu var. Şu an bunun videosunu izleyebilirsiniz büyük ihtimal eğer düşündüğüm şeyse. Evet. Evet, SCP-106. Biliyoruz zaten, buradan görüyoruz ama. Aynen o. Yaşlı adam değil mi bu? Bu paslandırıyor her şeyi. Yaşlı adam gibi bir paslandıran özelliği var. Böyle gördüğü her şeyi paslandırıyor. Ha, bu geldiğimiz kapı. Hadi bakalım. Kapılar falan paslanmış. Oğlum direkt ortam paslanmış. Şunun çirkinliğine bak. Evet. Bayan bayağı her yer. Bu metalleri de paslandırmış. Bu öldürülemeyen çok büyük. Yani zaten keter sınıfında bir SCP görüyoruz şu an. Özellikle de kırılamayan duvarlar mı? Abi. Ha bu şey. Bu... Paslandırdığı şeyleri kırılmaz şey duvarlara dönüştürüyordu değil mi? Oyunda peşimizi bırakmıyor. Abi hiç girmeyelim o zaman biz bunun yanına. Bu ne böyle? Hiç peşimizi bırakmıyorsa boku yeriz yani. Şöyle açayım. Ha bir yer daha var, dur. Bu önlemleri almaya devam edeceğiz. Selam. Merhaba. Şöyle yol yapayım. Burada ne var? Magnetize block. Boş ver bunları. Aç kapıyı. Oo, kafeste tutuluyor galiba. Bayağı havalı. Oğlum bayağı havalı lan. Risk her şeydir evlat. Risk her şeydir. Çok korkuyorum. Hayır, bu kapıyı açtığım an biterim büyük ihtimal. Ve tutulduğu yerin ışıkların sürekli yanıp sönmesi... Ve genel olarak paslanmaz bütün çeliklerin sertleştirip kendi şeyini yapması çok farklı bir şey. Ben ilk önce bir suyumu içeyim de önceden. Bir suyumu içeyim de kendime geleyim. Şöyle bir içelim. Birazcık daha şöyle kapatalım. Ne olur ne olmaz. Çok korktum. Çok korktum. Jumpscare gibiydi. Çok korkunç değil ama ben neden bundan korktum? Büyük ihtimal benim çığlığımdan korktunuz. Hey. Hey yaşlı adam, sakin ol. Sakin ol dostum, sakin. Amcacım sakin. Sakin. Hello. Amcacım susadın mı? Al su iç. Su iç. Susamışsındır. Sana kimse su vermedi onca zamandır amcam. Ah be canım amcam. Seviyorum seni canım amcam. Selam. Selam. Merhaba. Ah, öldür gitsin. Ayıp. Cidden ayıp bu arada. Oğlum çok ayıp lan, adama öyle şey mi yapılır? Manyaklar. Bir dakika, hızlı bir şey bakacağım bu arada.
hızlı bir şey kontrol etmem lazım. Yayınla alakalı bir şey kaydetmem lazım. Tamam. Halledildi gibi. Öldürebiliyor muyum ben bu adamı? Hadi bakalım. 16 ve 16 daha. Dostum. Amcacım. Kişisel değil bu. Kişisel bir şey algılama. Ama her şeyi... Bir dakika, ben bir şey koysam paslandırır mı burada? Bunu paslandırıyor mu? Öyle paslandırdığını falan görmüyorum şu an amcam. Biraz fisfos. Belki bunun canı kim bilir kaçtır. Emin de değilim. Bu adam bana tek atar. Emin gibiyim. O yüzden... Öldü mü? Abi hayır. Abi. Tamam. Hayır, kart. Ben bu SCP'yi tamamen unutmuşum. Aynen öyle abi. Uğraşması en boktan kişiye bulaştık. Yemek yiyemiyorum değil mi? Yiyemiyorum. Hap. Evet, hap. Hapı da yiyemiyorum ama. Ne olacak benim halim? Ben koordinatı alayım da ne olur ne olmaz. 337'ye eksi 104 62'deyiz. Ama burası neresi? Burası başka bir yer mi? Bir dakika, biyom B106 diyor. Abi şöyle bir şey yapacağım ben. Bütün eşyalarımız giderse diye. Game rule keep inventory true yapacağım abi. Oldu mu? Çünkü bütün eşyalarımızı öldürsek gideceğiz. Permission'ın yok diyor. Tamam, permission'ı alayım. Tamam, yaptık. Korkutucu. Bütün eşyalarımın gitmesini istemiyorum. Şimdi... Merhaba. Aa, hiçbir şey de kıramıyorum. Aa, kırabiliyorum. Okey. Ama abi çok korkutucu bu. Yiyebilir miyim artık bir şeyler? Aa, tamam. Aa, işe yarıyor. Çok güzel. Ben bu adamdan çok korkuyorum ama. Merhaba. Yaşlı amcam ya, ben... Neden yaşlı bir adamı dövdük ki chat? Neden yaşlı bir adamı dövmeye kalkıştık? Bu arada amcacım, bu botu giymiyorsan ben bunu alırım. Teşekkür ederim. Canım amca. Şey... benim bir yıllık ayakkabım ama babamın 10 yıllık, 20 yıllık ayakkabısı değil mi? Bak, hiçbir şey olmamış. Hasar bile görmemiş. Biliyorlar işleri. Nasıl birazcık daha düzgün kullanacaklarını hep biliyorlar. Onun dışında çürüketler hep... Hayır. Abi bir şey göreceğimden çok korkuyorum. Selam. Ne kadar boktan bir yere attın beni ya. Bu ne bu? Bu ne? Bu da bir şey değil. Burada neler var? Burada dolap var. Burada da et var. Bu adam... Amcam lütfen. Ben sonsuza dek burada hayatımı... Hayatımı bıraktım değil mi ben buraya şu an? Galiba hayatımı bıraktım abi. Yok, o orası çok dert. Ben oraya girmem. Peki... Abi yapma. De canım dedem, yapma. O mu çok korkutucu? En korkutucu. Abi. Yapma lütfen. Ya dedeciğim, canım dedem, yapma. Bir yere de ışınlanma. Çok korkutucu. Yani bilmiyorum. Keep inventory de keeplemedi. Eşyalar GG. Eşyalar bayağı GG. Ama ben bir dakika, o adamın olduğu yere gideceğim. 602 idi değil mi? 602 abi. Oraya biz bir gidelim. Bir bakalım ne var ne yok. Çok merak ediyorum çünkü.
orada en fazla nereye gidebileceğimizi sadece bir ufak bir merak konusu abi. Ufak bir merak konusu. Ben buradan fazla bir dakika lan nereye doğru gidersem şey oluyor. Evet. Aslında ben neden gidiyorum ki? TP 602-90-80 desem şöyle. Burasıydı değil mi? Yok. Burası çok yakındı buraya. Biz buraya gelmiştik galiba. Yok. Burayı da geçmiştik. Burası. Burası. Aynen. Bu adam hala burada. Büyük ihtimal bize şeye götürür. Set World Spawn. Bunda böyle çalışıyor muydu? Çok eski bir sürüm olduğu için hatırlamıyorum ama en azından Game Mode 0 yapsam. Amcacığım sen bana vursan. Evet, beni buraya bir yollasın. Benim merak ettiğim, ben burada ne görebilirim en fazla? Yani baksana şuraya, labirent gibi. Buradan kurtulmanın yolu yok. Ha ve burası sinirsiz. Yani bu az önce gördüğümüz yer var ya. Çıkmak yok. Çıkış yolu yok. Tek yapmanız gereken hayatta kalmaya devam etmek. Tek yapmanız gereken yaşama tutunmaya devam etmek. Ayrı bir dünya. Evinizden de uzaksınız. Bir kere daha birkaç eşya verip hayatta kalmayı denesem mi? Ama yani şöyle bir uçayım ben. Aa bir dakika, kurtuluşu var galiba. Yo. Birazcık daha gidince denemeler. Evet. Sınırsız. Sınırsız şekilde devam ediyor. SCP-106'nın olaylarından beri. Buradan kurtulma yok. Yani tüm eşyalarımız yok oldu. Olur böyle şeyler. Hadi bir şans daha verelim kendimize. Şöyle bir deneyeceğim abi. Elime en azından ne bileyim. Ufak bir tane kılıç bir şey alayım. Amma. Birazcık da armor'ımız olsun. Yani elmas falan filan fark etmeyecek büyük ihtimal. Ondan sonra bir de böyle ne bileyim top köftelerden alayım. Bu yani. Başka bir olayım olmasın. Ha bir de torch. Bu şekilde. Al abi eline. Şu şekilde. Ha bir de blok almam lazım. Blok da işte şuradan topraklardan alayım abi. Bilmiyorum. Yani o kadar korkutucu ki adamın her yerden çıktığı şey. Kafa ütüleyici. Tamam buradan asla çıkamıyorum. Kılıçta adamı öldürebiliyorum ama adam duvarların içinden geçebiliyor. Az zırh falan da veriyor arada. Kürketler var. Buradan hayatta kalmanın yolu yok. Yani zaten biliyordum. En güçlü SCP'lerden biri bu. Başka hiçbir SCP yok bunun kadar böyle yapan. Çok farklı özellikler de var ama... Of! Kendi dünyasına çekip... Sonra seni böyle yiyen başkası yok. Baksana adama. Ölmüyor. Neyse biz öbür SCP'lerden devam edelim. Bir ara bu SCP ile devam edeceğim bir şekilde. Ama adamın oyunu o kadar iyi aktarmışlar ki, o kadar iyi kodlamışlar ki. Son bir kere daha deneyelim bari ya. Son bir kere daha deneyelim ondan sonra. Hadi geldik buraya abi. Koşuyorum tamam mı? Ne yapabilirsin? Neredesin canım amcam? Karanlık yol. Okey. Her zaman karanlık yollar seni daha iyi yere götürür gibi geliyor ama. Hiçbir zaman dikensiz yolu seçme Doğukan. Her zaman dikenli yolu seç. O seni daha iyi yere götürecektir. Hep hikayelerde falan böyle denmiyor mu abi? Değil mi? Hep hikayelerde böyle deniyor. Peki bu adam nerede? Gerçi nerede olduğunu bilmek istemiyorum. Yok hayır. Koş. Abi çok gerici. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Amcacım geleceksen gel.
Ben gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Amcam lütfen gel. Canım amcam. Aynen çok karanlık. Çok gerici. Abi ben... Tamam ben daha fazla buradan giderim ya da buradan elime meşale alayım bari. Şöyle meşaleyle koşayım. Zırh var. Zırh alınır. Hayır hayır bunu eline al. Biraz yemek. Kemir şunu. Kemir şunu. Koş 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 koş. Burada bir şey yok. Aşağı başka bir yer mi? Oo aşağısı başka bir alan. Oğlum bitmiyor ya. Sıkıntı o. Hani adamın nereden geleceğini de bilmiyoruz. Hayır arkamı döndüm de lütfen gelme. Ya taya çok iyi dayandık ama. Çok fazla dayandık. Hala nasıl dayandığım hakkında fikrim yok. Yok abi ben ölmek istiyorum. Öldür sadece beni. Abi çok tribe girdim. Öldür şu an beni. Lütfen amcacığım. Daha fazla bunu bana yapma. Amcam lütfen. Duy sesimi duy. Oğlum siz gerilmiyorsunuz mu? Bence takip ediyor bir yerden ama. Aniden yiyeceğiz bir şekilde. Acaba third person'a geçtiğimizde sallamıyor mu? Acaba illa böyle birinci şahısta falan mı olmamız lazım? Acaba? Kodlayan kişi öyle yapmış olabilir mi? Bıktım. Canım amcam, canım amcam. Orada bir şey mi var? Artık ölmeye gideceğim. Varsa var. Varsa var. Ah! Merdiven. Bu merdiven beni nereye taşıyor? Hiçbir yere taşımıyor. Evet, bir de bunun gerçekten yani gerçek hayatta yaşadığınızı düşünün. Hani böyle yaşlı bir adam sizi öldürüyor. Düşünsene yanına yaklaşıyor böyle. Evladım gel bu poşetleri taşımama yardım ol diye seni boğuyor öldürüyor ve seni bitmek bilmez böyle boktan bir yere atıyor. Ve sen o adamın labirentlerinde sadece koşuyorsun. Ömrün bitiyor. Ömrün kalmıyor. Ama sen koşmaya devam ediyorsun abi. Ben de bir köşeye oturur ölmeyi beklerim. Yani kill. Yani daha fazla adamın beni bu şekilde harcamaya böyle bekle. Comrade tam yerinde ya. Birazcık daha erken atsan aklımız çıkarmış büyük ihtimal. Ah. Ucu ucuna. Çok teşekkür ederim Comrade. O zaman chat. Şuradan kendimize basit eşyalar verip birazcık toprak mesela. Onun dışında şu pickaxe'den verelim. Şu çok önemli bir pickaxe bizim için. Onun dışında normal bir tane şu death şeyinden alacağım. Normal. Bir de yemeklerden birazcık alsak. Ne yemeği vardı bizim? Normal yemeklerden alayım ya. Biraz şöyle azaltıp şöyle koyayım. Çok fazla yemek almayalım. Onun dışında da pek bir şeye ihtiyacım olduğunu söylenemez. Bakalım birazcık daha deneyimlemeye devam edelim. Hiçbir eşyam, hiçbir şeyim yok. Bu şekilde devam. Elytra vardı. O bu ne? Elytra istiyor musunuz Elytra'yı? Tamam vereyim abi Elytra'yı o zaman. Ben böyle birazcık da hani hiçbir şeyimiz kalmamış şekilde takılalım falan dedim de. Şöyle roket de buradan alsak. Firework olması lazım. Firework'ler neden yok? Bildiğin yok. Üzücü oldu bu. Bir de su kovası evet o var mantıklı. Tamam, Elytra'yı belli zamanlarda şey yaparız. Şimdi bu şekilde devam edelim. Yine
Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Üzücü oldu. Aa, he, bunu da hatırlıyor gibiyim bu arada. Bunu bir tık hatırlıyorum. Bir de ben burada şeyde kaldım. Şunu ayarlayayım da. Bu ne abi? Dinozor değil mi bunlar? Biz buraya geldik. Evet evet, bu dinozorumsu şeyleri biz gördük önceden. Öyle bir durum var. Bunu da sallayalım, devam edelim. Geldik geldik. Bu başka bir zamanda geldik buna. Dinozor partisi be. Çok tatlılardı ama ya. Çok güzel moddu. Yani bu modu yapan kişinin eline sağlık. Ve SCP-409. Ölümlerin ardından gelen başka bir SCP ha. Bu ne abi? Direkt kıracağım gireceğim. Saygı da yok ha. Bu ne? Kardan adam mı? Ne bu? Bunlar ne? Özel şeyleri var galiba bunun. Aç abi kapıyı. Bu ne? Alınabilecek. Reinforced granite. Sertleştirilmiş granitle tutuluyor. Ha tabii benim hiçbir şeyim yok. Selam. Merhaba. Sen misin lan? Evet. Abi, comrade, çok teşekkür ederim. The Efe abiniz, çok teşekkür ederim. Comrade desteğin için. Tam SCP aldığım an elime yaptığın için aklım çıktı. Bu SCP-409 hiçbir işe yaramayan bomboş bir SCP mi? Ama SCP'den neden boş beleş adamlar? Bu SCP'den gerçekten baya boş beleş insanlar falan çıkmaya başladılar böyle. Anlam ifade etmiyor. Neyse, en azından elektriği şöyle olabildiğince uçurtayım da. Adal çok tehlikeli, bir yere koy onu. Boş beleş mi? Nasıl yani? Çok mu iyi lan bu? Al koyayım. Bir şey mi yapacak bu? Bir yere koydum. Koydum. Tamam. Dokununca bir şeyler yapıyor. Büyük kristalleştirebiliyor mu acaba? Çünkü continuous kristal, yani sürekli devam eden kristalimsi bir şey böyle. Hani yayılıyor, virüs gibi yayılıyor falan. Ya. SCP kaç? SCP-409. Bakalım abi. SCP-409 yazdığım zaman. SCP-409. Aynen. Şöyle anlatayım. Sebebi fark etmeksizin SCP-409 ile fiziksel temasa geçirilmemelidir diye not düşmüşler. Fiziksel temasta bulunan her türlü organizma ve taşınmasında kullanılan gereçler derhal karantina altından alınmalıdır. Karantinaya alınmalıdır. Bir granit kasa kasada saklanmalıdır. Her türlü taşıma işlemi kilitli bir granit konteynerde gerçekleştirilmelidir. Yani sizi granite çeviriyor abi. Kristale çeviriyor bu şey sizi. Yani bunun üzerine bastığımda bu beni kristalize yapacak bir yapısı var. Ama moda koymuşlar mıdır bilmiyorum. İlginç şeylerden bir tanesi. Peki abi. Geldik başka SCP'lerden birine. SCP-2295. Bu ne lan? Ayaklı mayaklı bir şeye benziyor. Burada da iksirler mi var? Aynen, iksirler var. Alayım ben bunları. Burada yataklar var. Peki abi. Bir ihtiyacım olacak mı acaba bilmiyorum ama. Aha. Ayı galiba bu. Bu empty evet, şırınga var. Ya şimdi bu şırıngayı alıp sana basamıyorum. Lan tipe bak. Alo. Alo. Alo alo. Merhaba. Ne yapıyorsun lan? Ayıcık SCP. Dostum, öldürmezsin değil mi beni? Şırıngayı götüne soksa. Abi şöyle bir şey deneyeceğim. Neymiş bu? 905'e 81 271. Tamam. Tam konumu. Bir şeyler denemeli insan. SCP deyince insan şey yapıyor. Ona isim verelim. Hayır ya. Hayır ya. Oğlum denedim.
Özür dilerim chat, siz hep böyle demiyor muydunuz chat? Vur. Öldür onu. Öldür. Abi masum bir ayıcıyı öldürdük. Az önce. Başka bir tane daha var mı? Bir oda daha var burada çünkü. Umarım vardır diyeceğim ama yok. Arkadaşlar, hayat her zaman çiçekli böcekli değildir. Arada böyle şeyler olabiliyor. Arada böyle şeyler olabiliyor. Merak etmeyin. O çok güzel, çok iyi bir yerde. Çok iyi bir yerde arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım. Başka bir yer. SCP-53. Yeter artık. Bu ne? Oha, burası bayağı şenlik gibi duruyor. Çok tatlı. SCP-53. Öklit. Ne yapacağız? Sağa solu belli olmaz. Ergence. Okey. Tamam, şunu alalım abi. Ha, buradan direkt girebiliyorum. SCP-53. Tam da kafaya yemişim. SCP-53 nedir acaba? Abi orada bir şey... Hayır! Hayır! Küçük kız SCP'si. Hayır. Görmediniz siz. Çok çirkin duruyor. Aynen, çok çirkin duruyor. Abi. Selam. Merhaba canım. Kızım. Güzel kızım benim. Gıcık bu gıcık. Gıcık bu gıcık. Oradan atlama da. Bu SCP ne yapıyor? Acaba. Gebert. Tamam, sonra gebert diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki. Neyse, evlatlık alayım mı lan seni? Alayım lan seni evlatlık. Selam. Selam. Bana öyle bakma, çok korkutucu. Peki burası ne? Burası ne yapayım, buraya kocaman eli de bırakıyorsun, sonra topluyorlar mı poşetle? Çok dalga geçmeyelim de, bu SCP ne yapıyor? SCP-53'tü değil mi? SCP-53. Bakalım bakalım. Böyle yazalım. Yazamadım. Yaz. Hayır. Şu %60 klavyenin zararları. Yazılmıyor. SCP-53. Nesne sınıfı Öklit. Tamam. Küçük olmayan bir alanda bulunacak, hareket edecek, yeterli alan sağlanacaktır. Oyuncaklar diyor. Tamam. Evet. Oyuncaklar, kitaplar, oyunlar ve diğer eğlence araçları her 3 ayda bir verilecek ve değiştirilecektir. Uygun yatak takımları, banyo ve tıbbi tesisler her zaman sağlanmalıdır. Yiyecekler günde 3 kez verilmeli ve istenirse 2 tane atıştırmalık alınmalıdır. SCP-53 ile atmosferik ortamlarda ve göz koruması ve koruma takımları olmadan fiziksel temas sağlanamaz. Ha. Anladım. Aynı ortamda solumayın. Okey. Galiba ben öldüm arkadaşlar. Selam. O zaman düzensiz davranmaya, çığlık atmaya ve SCP-53'ü yakalamaya çalışan herhangi bir personel... tamam. Soğuktan ölüyorum şu an. Hipotermiden ölüyorum. Okey. 3 yaşında küçük kız gibi gibi dış görüntüye sahiptir. Temel konuşma yeteneğine sahiptir ve fiziksel gelişimde ortalamanın üzerinde... Biraz üzerinde görmektedir. Genel olarak hoş bir kişiliğe sahip ve nadiren üzgün görünüyordur. Gözle temas eden, fiziksel olarak dokunan veya SCP-53'ün etrafında 10 dakikadan uzun süre kalan 3 yaşındaki... Abi deli, paranoyak, insan öldürmeye meyilli olur. Ben şimdi senin yanında doldum diye insan öldürmeye meyilli mi olacağım? Bir şey de yapamıyorum ki ben buna. Bir şey olmuyor buna. Ben şimdi insan öldürmeye... Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdim abi. Aynı ortamda aynı nefesi aldığım için abi. Aynen. Ölümsüz mü? Ha. Yani bana kalp krizi geçirtirecek bir özelliği var bunun. Diyorsun. Tamam, ben buradan geldim. Bu adamı gördüm. Buraya geldim. Buraya baktık. Sonra... Anda buradaydık değil mi? Yok, ayıyı da geçtik. En son buradayız o zaman. Aynen öyle. İyi abi, ben o zaman daha fazla bulunmayayım bu adamla, bu kadınla aynı ortamda. Ben kaçayım buradan. En önemlisi. Ne uğraşıyorum ki ben? Değil mi? Aynen öyle. Uğraşmaya değmez.
Böyle şırıngaları falan da bir şeyler alayım. Şöyle giyeyim şunları. Bu kadar. Pam param pam parararam. Kartox niye? İkinci ayında Vilex F, ikinci ayında Narmex, Prime Clamş, The Satiga, Prime Clamş, The X, beşinci ayında Gamer Benas, dördüncü ayında teşekkür ederim. Oh! Abi artık başım çok, yani, ay yani. Mr. Mert hiçbir şey dememiş. 45 milyon dolar atmış abi. Çok sağ ol abi. Çok sağ ol. Ama kulaklar gidiyor. Kulaklarım acıyor benim de. Benim de kulağım acıyor artık. Tamam şimdi tekrardan. Devam. Kulaklarda aşırı hani kalıtsal hasar oluştu kulaklarımda artık. Peki abi. SCP-143. Güvenli. Artık SCP'lerden korkmuyor. Ama senden korkabilirim abi. Sen SCP değilsin. O adamlar sıkıntılı. Tamam. Bir SCP beni korkutamaz arkadaşlar. SCP'ler korkutamaz beni. Al abi. Ne var? Bu ne? Biz buraya gelmiştik chat. Bunun aynısına gelmiştik. Burada bir sürü dinozor var değil mi? Küçük. Aynen. SCP-143 hatta bunlar hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bak ben kaçayım abi. Hayır. Lütfen. Abi bu adam neden bu kadar iyi okçu? Hey maşallah yani. Hala atıyor lütfen. Tamam şurada başka bir ev var. Atmayın da ben. Burası. O zaman game... Mod 0. Tamam. Bu arada bunlar da son SCP'lerimiz olacak. Ondan sonra başka modlara falan geçeceğiz. Gerçekten gayet keyifli bir mod. Ama bu yaratıklar biraz sıkıntı gibi ya. Biraz rahatsız edici. En azından kazmam var. Dur abi. O gelmeden şöyle aradan bir yerden. Tamam. En azından şuraya girebilirsem. Ben nereye girdiğim hakkında gram fikrim yok şu an. Tamam. Peki ben nasıl göreceğim? Böyle bir, en azından bir delik açayım. Bu ne abi? Ben direkt mekanizmanın içine girdim. Çünkü... Selamlar. Burada bir sürü garip... Tamam bataryalar vesaire var. Ama buradan kapıdan zaten direkt girilebiliyormuş. Burası neresi ama? Bu ne? Kapı da açılıyor. Selam beyefendi. Merhaba. Beyefendi selam. Böyle bir araya sıkıştırsam seni. O sırada sen beni öldürmesen. Nasıl olur abi? İyi olurmuş. Abi bazen SCP'leri anlamıyorum. Zink diye ölüyorlar ve öyle kalıyorlar. Bu kadar mıydı? Tamam son bir SCP daha yakında bulursak ona gidelim. Sonra da bitirelim. Yani bugünlük bu kadar. Yarın devam edecek. Yarın SCP bu şekilde devam edecek. Aha orada bir tane daha var. Yarın güzel. Muah. Tatlı devam edeceğiz. Ya. Güzel olacak. Çekiliş ne oldu? Çekilişi şimdi açıklayacağım. Şimdi çekilişi açıklayacağım. Pa. 46 up falan gitti evet. O up'lar gitti. Üzücü oldu ama olsun. O kadar da sıkıntılı değil. Bu SCP'nin sonuncu yeni mi? Yok abi. Daha çok fazla SCP olduğuna kanaat getirdim. SCP-1000. Ne yapıyor bu SCP abi? Artık SCP'ler... Abi o yaşlı adamdan sonra korkutamaz gibi geliyor bana ya. O adamdan sonra korkutamaz. Bakıyorum abi hızlıca bir şey yok. Açıyorum kapıyı. Burası neresi? Yani bir havalandırma... Belki korkutabilir. Selam. Bu ne bu? Maymunlar birlikte güçlü SCP'si mi bu?
Maymunlar birlikte güçlü zaten. Aga. Venom. Aha Venom abi. Aga buga. Aga buga maymun. Oraya da özel yer yapmışlar ha. Lan düşüp ölünüyor mu? Bir şeyler oluyor mu? Güzel bir yer. Yani havalı bir yer yapmışlar bu geçişler falan. Peki şuradan gitmeye çalışsam ben. Aradan. Baksana iki tane güvenlikli kapı. Bu gore bir şey var. Bu keter sınıfı. Galiba gördüğü her şeyi öldürmeye çalışan bir şey. Şöyle yer yapsam. Şöyle açsam. Aradan gelse görse beni. Şöyle. Selam. Maymunlar birlikte güçlü. Nerede bu maymun? Aa, koca ayakmış bu. Korktum. Cidden çok korktum. Neyse bunlara daha sonra bakacağız. Ama böyle pıtı pıtı yürümesi tatlıydı. Sadece korkutucu, tüylerim diken diken oldu lan. Acayip gerildim, manyak adam. Gerçekten gerildim. Neyse güzel SCP şeydi. Şimdi Minecraft'ın gelecekteki bir hali var arkadaşlar. Warden'ın da 1.18 güncellemesinde Warden'ın da olduğu bir mod paketine geçeceğiz. Efsane olacak. Warden'lı Warden'lı şey. Hatta başlığı da şöyle güncelleyeyim. Titles 1.18 Minecraft Craft oynuyoruz. Warden aramacalar diye şöyle. Hadi bakalım. Little Genç 2. ayında. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ömer T2 2. ayında. Selam Adal adam. Seni bir yıldan beri takip ediyorum. Çok bozmadığın için teşekkür ederim demiş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Onun için Aziz Efe Acar Prime kullanmış. Q Asya 2. ayında. KNK 2. ayında. Zyrodal Lakes Prime kullanmış. Sıfır Çınar 5. ayında. Selam. Ben Çınar demiş. Kartox niye 2. ayında. Vilexf 2. ayında. Nerimax aramıza katılmış. DX aramıza katılmış. Hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Onun dışında çekilişi de açıklıyoruz. Aynen öyle. O zaman şöyle yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Tamam. Çekiliş hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız arkadaşlar çekilişe? Ya. Hazırsınız gibi geliyor bana bir yandan. Onca zamandır istediğiniz o şey. Böyle son olarak iki tane şey olarak atmışlar da bana. Ben onu birazcık daha şey yapayım dedim. Tamam şöyle uzaklaştırdığımda oluyor.